Efendim 8'de sağlık keyifli bir konuyla devam ediyor. Yine çocuklar. Karşımızda konuğumuz doçent doktor İlhan Asya Tanju var. Merhaba. Kendisi çocuk hastalıkları uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hocam. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Güzel de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün aşıları konuşacağız. Erken evet. dönem aşıları, çocukluk döneminde Hı-hı. yapılması gerekenler. O yüzden annelerin ya da anne adaylarının pür dikkat dinlemelerini isteriz evet. burayı. Ne zaman aşıya başlanmalı ya da bahsedebilir misiniz bize aşının faydaları ya da amacı? Hekimliğin, doktorluğun asıl şeyi aslında koruyucu hekimliktir. Yani bir kişi hasta olmadan önce onu hastalıklara karşı korumaktır. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir enfeksiyon yani mikrop odağı varsa onu kontrol ederek olabilir. Bulaşma yollarını engelleyerek olabilir. Bir de sağlıklı bireylerin hasta olmasını engelleyerek olabilir. Aşılamada sağlıklı bireylerin hasta olmasını engelleyen koruyucu hekimliğin en önemli adımlarından biridir. Böylece toplumun genelini de aşıladığımız mikroplara karşı korumuş oluyoruz. Onun için aşılama çocukluk yaş grubunda ve ileriki yaşlardaki her birey için çok önemlidir. Çünkü toplumda belli bir aşılama oranına ulaşırsak biz o zaman o hastalıkla mücadele ediyor durumuna ve kontrol ediyor durumuna geliriz. Ama aşılama oranlarımız düşerse o zaman o mikrobun tekrar salgınlara yol açmasına, ölümlere ve sakatlıklara yol açmasına sebebiyet vermiş oluruz. Tam da bu konuda ben özel bir şey sormak ve fikrinizi almak istiyorum. Tabii. Hocam, günümüzde son yıllarda aşı karşıtlığı diye bir kavram var. Evet. Şimdi bununla karşı neler yapıyorsunuz siz? Şimdi aslında bu tek bizim ülkemiz için değil bir problem. Dünyanın genel için bir problem olmaya başladı. Şimdi aşı karşıtlığının temelinde dayandığı bazı kavramlar var aşı yaptırmayan bireylerin. Bunları bireysel hak olarak ve çocukları kendileri büyüttüğü için çocuklarına ne yapılacağına kendilerini karar vermek gibi bir durumdalar, düşü görüyorlar. Halbuki kişisel görüşüm bu karar anne babaya bırakılmayacak kadar önemli bir karardır en başta. Neden? Evet. Çünkü şöyle örnek verebiliriz. Mesela ilk aşı bulunalı 250 yıl kadar bir süreç geçti. Aşılamaya başladıktan sonra biz belli hastalıkları görmez olduk. Mesela pnömokok denen mikroba bağlı menenjiti görmez olduk. Ona bağlı orta kulak iltihabını görmez olduk artık. Çok çok azaldı. Bu hastalıklar pnömoni zatüre yapardı. Onları daha az, çok daha az görür olduk, görmez olduk. Ve biz çocukları aşıladığımız zaman aslında bulaşacak yetişkin bireyleri de korumuş oluyoruz. Mesela kızamık aşısı 1960'lı yıllarda Amerika'da ilk uygulamaya girdiğinde o yıllarda aşılamadan önce yılda 5000'den fazla kişi kızamıktan ölürken bundan 50 yıl sonra yılda ölen sayısı kızamıktan 400-450'ye kadar düştü. Aşı karşıtlığı tabii çok ciddi bir şey. Yani aşı karşıtlığını savunduğu şeylerden biri dünyadaki hijyen ve işte yaşam koşullarındaki iyileşmeden dolayı zaten hastalıklar görülmüyor diyorlar. Ama halbuki ilk o kızamık aşısı yapıldıktan sonraki 5 yıl içinde görülen kızamık vakaları çok fazla düştü. Birincisi bu. Aşı karşıtların en çok dayandığı temellerden biri otizm. Eğitimle gerektiren nörogelişimsel bir hastalık, özel eğitim kategorisinde olan bir rahatsızlık. Tam nedeni bulunmuyor. Genetik bir faktörlerin söz konusu olduğu ve çevresel faktörlerle bunların ortaya çıktığı düşünülüyor. Aşı karşıtları bunu ilk dayanağı aslında 1998 yılında uluslararası önemli bir dergide bir karma aşıların otizme sebep olduğuyla ilgili bir yayın çıktı. Halbuki bu yayın sonra eleştirildi, işte etik olmadığı ortaya kondu, yayın geri çekildi, dergi bunun yanlış olduğunu ortaya koydu. Ama temel dayanağı buradan başlıyor. Ondan sonraki süreçte 2019'a kadar geçen yaklaşık 20 yıllık süreçte aşıların otizmle ilgisi olmadığını gösteren onlarca yayın çıktı. Çok ciddi çalışmalar var. Hiçbir ilişki kurulmamış. Mesela aşıların içindeki aşının kuvvetini arttıran bizim adjuvan dediğimiz maddelere karşı oldu. Mesela alüminyum için bu söylendi. Civa içeriği için söylendi. Halbuki aşıların içinde tiomersal denen bir maddenin yarısına yakını civa oluşturur. Civa da aşıları diğer etkenlerden korur. Hastalıkların tekrar işte mikrop bulaşmasını vesairesi engelleyen bir madde. Ne yapmışlar? Aşıların içinden civayı çıkarmışlar.
Civayı çıkardıktan sonra uygulandığında otizm de sıklığında bir azalma olmamış uygulanan bireylerde. Hmm. 2000'li yıllarda Danimarka'da 500 bin çocuğu almışlar. 400 bini aşılı, 100 bini aşısız. Bunların hepsine baktıklarında ne kardeşlerinde, otizmlerin kardeşinde aşı olan ve olmayanlar arasında ve aşı olan olmayan sağlıklı bireylerde de otizm sıklığında bir artış olmamış. Artış hızı aynı şekilde seyretmiş. Bununla ilgili en güzel çalışma geçen yıl yayınlandı. Yine Danimarka'da 650 bin çocuk üzerinde belli bir yıl, yaklaşık 10 yıl içinde doğan 650 bin çocuğu bakmışlar. Otizmin sıklığını ortaya koymuşlar ve bu koyduktan sonra bu çalışmada sıklığını aşılarla otizmin ilişkisi, aşı olanla olmayan arasındakini. Onun dışında kardeşinde otizm olan ve olmayan bireylerde aşı uyguladığımızda bir sıklıkta artış var mı diye bakmışlar. Hiçbir artış yok. Hı hı. Diğer dayanakları alüminyum. Halbuki aşıların içindeki alüminyum konulması gereken bir şey. Neden? Oradaki alüminyum aşının etkinliğini arttıran bir madde olarak önümüze geliyor. Oradaki uyguladığımız alüminyum çok düşük bir değer. Bunun en güzel örneği şu. Siz yaklaşık 100 gram ton balığı yediğinizde aynı miktar alüminyum alıyorsunuz. Bir insan aşıyla uygulanın günde 5 katına yakını yiyeceklerle alıyoruz biz. Dengeli beslendiğiniz halde alıyorsunuz bunu. Hı hı. Çevresel faktörlerle. Ve burada aldığınız o maddenin herhangi bir bilimsel verilerle kanıtlanmış hiçbir şeyi yok. Hı hı. Yani dayanakları otizm, işte hijyen koşulları daha iyi. Ha aşı oluyoruz, işte aşı, işte biz hasta olmuyoruz aşı olmadık. Halbuki hasta olmamaların sebebi ne biliyor musunuz? Türkiye'de aşılama hızı %97. Bu herkes aşılandığı herkes için. Herkes aşılandığı için. Bir kişinin aşılanmaması da çok koruyoruz, bir şey değiştiriyor. Onları da koruyoruz. Hmm. Aşılanan çocuklar da onlarla koruyor. Ancak 2011'di sanırsam 183 aile aşılama karşıtıyken 2017 sonu, 2018 başında bu 23 binli rakamlara ulaştı. Hiç çocuğun aşılatmayan aile. Peki yan etkileri var mı başka olabilecek? Aşının tabii ki yan etkileri vardır. Lokal yan etkileri olur. Uyguladığınız yerde kızarıklık olur, ağrı yapabilir, ateş yapabilir, huzursuzluk yapabilir. Ama bunlar aşı olmanıza engel durum değildir. Geçici yani, etkiler geçici ya etkilerdir. Hatta diyorlar ki işte aşıların yaptığımızda biz aşılarla ilgili takip süreci yok. İşte sonrasında oluyor. Bu çalışmaların hepsi göstermiş ki 2019'daki en son çalışma 10 yıllık izlemlerinde dahi bu çocuklarda otizm riskinde bir artış olmamış. Bilimsel verilerle hareket etmek lazım. Yani hekim olduğunuzda, doktor olduğunuzda elinizdeki tek bir çalışmaya bakmazsınız. O konuda yapılmış her çalışmayı ele alırsınız ve ele aldıktan sonra dersiniz ki faydalıdır ya da yoktur. Hekim olarak bizim yapacağımız tabii kanıta dayalı, ispatlanmış. Hekim olarak yapacağımız en güzel korumak çocukları aşılamaktır. Tabii buradan bir taraftan belki de aşıya yönelinmesinin sebebi şu olabilir diye ben de mantık kurmaya çalışıyorum. Otizmin henüz sebebi daha tam bilinemediği için acaba bundan mı deyip o dönemde yapılan farklı ne var vücuda aşı denip hani o olabilir. Ama görünen o ki bir sürü dayanak, bir sürü yaşanmış örnekten yola çıkılmış ve herhangi bir artı ya da eksi. İşte bunlar ciddi problem oluşturuyor. Eğer oradaki aşılama hızımız düşerse, %95'lerin altına düşerse toplumda tekrar salgınlar oluşabiliyor. En basiti kızamık. 2016 ile 2017 arasında %30 kızamık dünya genelinde artış gösterdi. 2017 ile 2018 arasında da Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre %300'e yakın, Avrupa'da %200'e yakın artış oldu. Kızamık öyle basit bir hastalık gibi öyle, kızamık işte. Halbuki 1000 kızamıklının 100'ü hastaneye yatar. Bu 100'ün 20'si ölür. Sadece 2017 yılında dünyada 100 binden fazla insan kızamıktan öldü. Düşünün. Tabii ve bir aşıyla koruyabileceğimiz bir şeydi bu. Hatta biz şimdi bu yaşlarımıza bir şey geçirdiğimizde işte su çiçeği, kızamık hatırladım, tetanos, zatürre aşıları gibi bunları hatırlıyorum çocukluğumuzda olduğumuz. Doğru. Geçirince şu söylenir, hep siz aşınızı yaptırmamış mıydınız diye. Aşımız var, tamam gerek yok korumaya falan diyor. Evet. Tabii ki yani siz aslında ciddi sonuçlara yol açacak, öldürebilecek, sakat bırakabilecek bir hastalığa karşı çok basit bir işlemle korunuyorsunuz. Hı hı. Ve neden ilk iki yılda yapıyoruz? Çünkü ilk iki yıl çocukların en hassas olduğu, bağışıklık sisteminin henüz güçlenmeye başladığı bir dönemde bunu yapıyoruz ki çocuklarımızı koruyalım. Çocuklarımızı korursak toplumu da koruyoruz. Hı hı.
Babamı da koruyorum, sizleri de koruyoruz, herkesi koruyoruz yani. İlhan Hocam, burada şu an tam kahvaltı saatinde bizi izleyen izleyicilerimizin de bence kulaktan dolma, herkesle birlikte konuştuğu bir konu var. Çocuklarda ateş. Ateş. Son dönemde ateşin de çok varlığı malum bir hastalık mıdır? Değil. Ateşi ortadan kaldırmalı mıyız? Ateş var diye korkmalı mıyız? Yok. Binlerce yıldır korkulan bir şey olmuş. Artık genlerimize işlenmiş bizim. Evet. Çünkü antibiyotikleri bulalı 100 yıl olmadı şurada. Mikroplarla, bakterilerle savaşmaya başlayalı. 100 bin yıl bile olmadı. Bu süreç içinde ateşlendiğinde eskiden birisi ölüyordu, değil mi? Hasta oluyordu, evet. Bir sürü şey oluyordu. Ve bir toplumsal hastalığa çevirdiği tabii, bilinir mesela. Ciddi, hemen tabii. Aklımıza enerji gibi korkuluyordu. Biz bunu toplumsal bir korku. Aslında ateş korkulacak bir şey değildir. Ateş, vücudun savunma sisteminin verdiği bir cevaptır. Önemli olan ateşin neden yükseldiğidir. Eğer bir hekime gittiğinizde ya da kendiniz ya da bir de hekime gittiğinizde diyelim, şikayetleriyle, muayeneyle ateşi ortaya koyuyorsa rahatızdır biz. Nedenini çözüyorsak rahatızdır. Çözemediğimiz zaman araştırırız. Uzarsa araştırırız, başka nedenler düşünürüz. Ama ateşten korkulmaz. Geçen yıl bir çalışma yapılmıştı. O çalışmada diyordu ki, hatta asistan arkadaşımız yaptı bir tane. Sağlık personeline sorduk. Ateşten, niye ateş diyorsunuz? İşte ateşten korkuları ne yapar size diye. Normal vatandaşa sorduk. Sağlık personelinin ateşten korkmamasını beklerken, doktor ya da hemşire ya da sağlık memuru arkadaşlar, onların da ciddi oranda, yani azımsanmayacak oranda ateşten korktuğunu görüyoruz. Bu toplumsal bir korku, onunla biliyoruz. Vatandaşta daha fazla. En çok korktuğumuz şey nedir? Febril konvizyon, yani havaledir. Evet. 6 ile 5 yaş arası gördüğümüz bu hastalıktan korkulur. Bu bizim ülkemiz için. Lübnan'daki bir çalışmada onlar beyin hasarından korkuyor. İşte Afganistan'dakiler kısır kalmaktan korkuyor. Topluma göre değişiyor. Bizde ateşiniz 40 olur diye havale geçirmezsiniz aslında. Yani bu neye yol açıyor? Ateş düşürücüleri ya da ilaçları daha çok kullanmaya yol açıyor. Hı hı. Ve daha çok hastane başvurusuna sebep oluyor. Ve ateşten korktuğum için daha agresif davranıyoruz çocuklara ateşi düşürmek için. Ateşiniz yükseldi hasta ne oluyor biliyor musunuz? Sizin savunma hücreleriniz mikroplara karşı savaşma kapasitesi artıyor. En başta bu oluyor. Ve mikropların çoğalma hızları düşüyor. Yani hastalık yapıcı etkileri daha az ortaya çıkıyor. Onun için ateşten korkmak yerine ateşi bilmek, neden yükseldiğini ortaya koymak daha faydalı olacaktır. Peki, ateş hani bir zarar vermez. Yani 40 oldu diye bir hocam, zarar vermez. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye. Tabii peki ki. Nereden geldi bu korku o zaman bize? Yani i̇şte geçmişte neler yaşandı ki? Geçen toplumsal bir korku. Yani düşüremediğimiz için mi o zamanki şey imkanlarla gibi, ateşi? Tabii ki şey gibi. Rüzgarlı havada çocuğu dışarı çıkarmamak, soğuktan korkmak evet, gibi. Evet ya ekstra dikkat edilir. Ben, böyle kat kat giydirilir tabii, falan. Tabii hastalarıma şey derim, ne derim? Rüzgar kimi çarpar? Hocamdan öğrenmiştim. Türkleri çarpar bir tek. Ağzını burnunu kapatabilirsin. Yani kültürel olgu bunlar. Ateş de bunun bir parçası. Soğuktan korkmak gibi yani. Ateş bir zarar vermez diyelim o zaman. Hocam çok yerinde, çok doğru noktalarla aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim çok teşekkür fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, çocuk hastalıkları uzmanı doçent doktor İlhan Asya Tanju bizlerleydi. Aşılamanın önemi ve çocukluk döneminde aşılamalarla ilgili, hastalıklarla ilgili bilgiler verdi. 8'de sağlık devam ediyor.